Merhabalar gençler, YouTube Fizik'te Barış kanalına hoş geldiniz. Sadık Uygun Yayınları'nın LYS spotlu soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Test 175'teyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. 100 ohmluk bir R direnci alternatif akım devresine bağlandığında harcanan güç kaç watt olur? Şimdi arkadaşlar güç neydi? I etkinin karesi çarpı R. Zaten direnç var piyasada. O zaman akım bulmamız lazım. Hatırlarsanız neydi? Bu V max'tı. O zaman etkin nasıl buluyorduk? Hemen şu kök 2'yi yok ediyorduk. Etkin değerimiz kaç? 50 volt. O zaman hemen akım bulalım. V etkin, I etkin çarpı R. Voltajın etkin değeri 50. Akım bilmiyorum. Burası da 100 olduğuna göre I etkinimizin cevabı 1 bölü 2 amperdir. O yüzden hadi bakalım güç. I etkinin karesi yani 1 bölü 2'nin karesi çarpı direncimizin değeri de 100. Yani o da 1 bölü 4 çarpı 100 olacaksa da arayacağımız cevap arkadaşlar 25 watt diye bulunacaktır. Evet, ne demiş? İndüktif reaktansı 10 ohm olan bir bobinin. Bakın bir bobinimiz varmış. Bobinin direnci ne kadarmış? 10 ohm olduğunu söyleniyor. Neye bağlanmış? Bir alternatif akım kaynağına bağlanmış. Ve denklemi kaçmış? 80 sin omega t olduğuna göre akımın maksimum değerini soruyor. Arkadaşlar bakın. Voltajın denklemi neydi? 80 sin omega t değil mi? Şu değer neydi? V max'tı. O zaman uyanın. Eğer V etkin, I etkin çarpı toplam dirençler R, X, L neyse Z diyelim isterseniz. Eğer max'ları yazarsanız da max'ları bulursunuz. Ya adam sana I max'ı mı soruyor? O zaman voltaj max'ı kullan. Voltajın max değeri zaten kaç? 80. I max. Direnç kaç var devrede? Sadece 10 var. O zaman I'nin maksimum değeri 8 amper olacak arkadaşlar. Etkini sorsaydı direkt etkin değerlerle uğraşmaya çalışacaktım. Biraz daha hızlı düşünmemizi sağlasın bu işte. Direnç, bobin ve sığaç kullanılarak kurulan alternatif akım değerlerinden geçen akımlar I1, I2, I3'tür. Hangilerinde frekans artarsa akım da artar demiş. Şimdi frekans dedikleri zaman aklınıza gelecek elemanlar kimler? Bobinler ve kondansatörler. Dirençte hiçbir şey olmaz. O yüzden I1 değişmez. Fakat XL'lerde ne oluyordu hatırlayın? Frekansa bağlı 2PFL vardı. XC'lerde ise hatırlarsanız 1 bölü 2PFC'ydi. Yani bakın şimdi frekans artarsa ne oluyor? XL artar. O zaman burada XL arttı. Ama burada frekans artarsa XC azalacak. Bu arada dikkat edin şimdi. Direnç neydi olay? Vır yasasına göre düşünün arkadaşlar. Voltaj hep aynı iken sen direnci büyüttüysen akım ne olacak? Küçülecek. O zaman I2 akımı azalırken ters orantı burada I3 akımı ne yapacak? Artacak. Hangilerinde akım artar demiş. Dolayısıyla cevap yalnız I3 olacak arkadaşlar. Sığaç ve bobin kullanılarak şekildeki K ve L devreleri kuruluyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? K'da akım, L'de gerilim. Şimdi arkadaşlar ne oluyordu? Bobinlerin özelliği ne yapıyorduk arkadaşlar? Akım geri fazlaydı. Voltaj önde diyorduk arkadaşlar. Burada ise ne oluyor? Akım önde, voltaj geride diyorduk hatırlıyorsanız. O yüzden K'da akım, L'de gerilim öndedir. Evet. Akımın frekansı artarsa devre akım azalır. Yanlış olacak niye? Şimdi arkadaşlar frekans neydi formüllerde? XC 1 bölü 2 pi FC iken XL'ler neydi? 2 pi FL idi. Yani birinde frekansa doğru birinde ters orantı olmaz bu şekilde. İki devrede de akım ile gerilim arasındaki faz farkı 90 mı? Evet. Şimdi arkadaşlar bir devrede hem R atıyorum XL beraber varsa faz açısı işte burasıydı hatırlıyorsanız. Konu anlatımda söyledim. Bu açı 90'dan küçük çıkar. Veya R ile XC de varsa arkadaşlar bu yatayla yapılan açı faz açısıydı. Ama devrede yalnızca XL varsa ya da devrede yalnızca XC vektörel göstermemizi unutmayın. Şöyle bakın yatayla yapılan açılar kaç oluyor? 90. O yüzden de faz açıları 90 derece olacaktır. Doğru cevap da 1 ve 3 olarak bulunacak arkadaşlar. Evet, ne diyor? Alternatif akıma bağlı sığacın levhaları arasına yalıtkan malzeme konuluyormuş. Buna göre devre akımı ve sığacın uçlarındaki potansiyel ne oldu? Bir kere şuna dikkat edeceksiniz. Bu üreteç değişti mi? Hayır. O zaman buradaki voltaj niye değişmez? Ama akım olabilir. Neden? Şimdi hatırlayın bakalım. XC'nin değeri neydi? 1 bölü VC'ydi, değil mi? Şimdi bir de kondansatör belamız var. Kondansatör neydi?
epsilon 0 a bölü d değil miydi? Siz yalıtkan koyarsanız epsilonunu arttırıyorsunuz. O zaman c ne yaptı? Arttı. C'nin büyümesi demek. Xc'nin ne olması demek? Azalması. Hadi bakalım. Vır yasasını gibi düşünün burada da. Voltaj aynı iken sizin direncinizin değeri yani Xc değeri R'dir orada. Azaldıysa akımın ne olması lazımdı? Artması gerekecekti. Ama üreteçle oynamadığınız için de voltaj değişmeyecek arkadaşlar. Evet, ne demiş bakalım. Sığası 4 mikrofarad olan bir sığaç frekansı 500 bölü pi olan alternatif akım devresine bağlanıyormuş. Bakın bir sığaçı bir alternatif akıma bağlıyorum. Sığacın direncini soruyor. Neydi arkadaşlar? Xc dediğiniz şey 1 bölü Vc. Eğer frekans varsa da açın bunu da 2 pi Fc. Hadi bakalım yazalım. 1 bölü 2. Onu da pi cinsten yazdığı için biz de bırakalım. Frekans neymiş? 500 bölü pi çarpı c'si 4 mikrofarad. Bak parantez içinde de vermiş. Mikrofarad 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Hatta 10 üzeri eksi 6'yı buraya alıyorum. 10 üzeri 6 diye. Bitti. Ne oldu? Bu işlem bitti. Ben yazayım biraz. Biz eski usulcüyüz. 2 çarpı 500 ne oldu? 1000. Değil mi? Çarpı 4. Bakın 3 tane sıfır atıyoruz hemen. Ne oldu? 1000 bölü 4'ten o zaman 250 ohm diye cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, testimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.